Evet, Tugay Kağan Numanoğlu. Bu hakemin ismi açıklandığında e, taraftarları hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın işte paylaşımlar yaptılar, sosyal medya üzerinden konuştular. Hakemle ilgili çok fazla konuşuldu ama bu belki 7. derbisi olacak bir hakem de olsaydı yine konuşulacaktı. Bu sefer o maçlarda hangi takım hangi sonucu aldı, hangi kartlar çıktı diye konuşulacaktı. Kaç kere? derbiye verildi diye konuşulacaktı. Ergin sen ne düşünüyorsun? Ee, sence böyle <laughs> derbi tecrübesi olmayan bir hakemin atanması e, özellikle iyi bir şey mi? Bana sanki öyle geliyor. Şöyle e, şimdi Mete Kalkavan, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır bunlardan birinin geldiğini varsayalım. Ya yani bugünkü tartışma bugün yapılanın dörtleşmesine çıkıyor. Çünkü background'u gelecekti. Verdiği vermediği işler, karşılıklı açıklamalar. Bizi şurada doğramıştın, orada doğramıştın, burada Aynı. doğramıştın. Bunun sonu yok. Photoshopla Ki... üzerine forma giydireceğiz. Kimi verirsen ver. Yani bunlar tersidir. Tıpkı milli takım kadrosu açıklandığında o niye yok, bu niye yok, nasıl usulse, ...şeyde hakem atamalarında da bu böyledir. Ha, artık hakemlik yapmak o kadar zor bir şey değil Melike. Bak bu kondisyon olsun yeter. Şimdi kurallar belli yazılı kurallara bağlı bir şey. Ee, yani inisiyatif kullanamıyorsun. Kurallara bağlı bir şey var. Silsile var. Bunları zaten ezberlemek bilmek senin elinde Kondisyonun pozisyona yetişeceksin Hepsi bu Niye bunu söylüyorum Eskiden akan oyundu Gözüne perde indi diyebilirdin Saniyesilik olay görmedi e Şimdi başka bir şey var Ekran var Sağda 4 tane adam var 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 avar var var. Yakında avatar mavatar öyle gidecek Yani 7-8 tane toplam Çift gözden hesaplasan 15 tane göz var Yani kolay hakemlik yapmak Sen kaçırdın oradan görüyorlar o yüzden şeye gerek yok, panik yapmasına gerek yok hakemin. Ama uyarıldığı zaman gidip VAR'da izleyip de ki öyle hakemler de gördük biz Türkiye'de. VAR'da izlediği 80 milyon izliyor, kendi izliyor, arkadan izliyor herkes. Yani gördüğünü vermemek diye bir şey var. Bu hakem hatasına girmiyor, kötü niyete giriyor. O olmasın, hata yapabilir. Farklı inisiyatif alabilir. Bunların hepsi niyetini zaten düdükleriyle belli eder. Ortada gördüğünü çalan bir maç yönetsin avantaj görüyorum ben senin söylediğin şey. Yani tartışmaların hala var ama başka bir isim olsa daha eski bir hakem olsa çok daha büyüyecekti tartışmalar. Çok panik yapmasına gerek yok hakemin. Çok net yani kendi kaçırdığını var görür. Hakemlik o kadar zor bir şey değil. Pazartesi günü gün Galatasaray Kayseri maçı tribündeydim Melike. Turgut Hoca yani söylediği işte, Doman mıydı yani söylediğini Yanlış söylemek istemedim. Mesela çok beğendim. Sebebini de söyleyeyim. Fatih Hoca maç sonrası yeterli uzatmayı vermediği için eleştirdi ama. Şöyle beğendim. düdük çok az çaldı. Oyunu oynattı. Ergin yani zaten sıkıntı derbilerde Özellikle tecrübeli hakemler onu çok yapıyor. Oyunu çok kesiyor yani. Resmen berabere bitsin bu maç. Ne benim canım yansın, ne takımların canı yansın modunda evet, maç evet. yönetiyorlar İdare yani. Şey. E, kafada biraz skor oynayıp resmen maça çıkıyor gibiler. <laughs> bu anlamda hani ben genç teknik adamlara her e, genç Hakemlere. hakemlerin de aynı şekillerini bu tarz e, zorluk seviyesi yüksek maçlarda yönetmesinin ki zaten var da var artı vardan komplekse yapmaz. O da var. Yani ben o var konusunda şöyle takıntılıyım. 2018'de var ilk süper kupada uygulandı Galatasaray Kayseri. Dani geri Rodriguez pozisyonu Cüneyt Çakır vara gidip sarı kart verdi yine. Kırmızı kart vermesi Doğru. gereken pozisyona. O zaman burada vara gidileceği dönemde. Biraz verileceği rütbe, rütbe, önemli. rütbe farkı Heh. da oluyor yani en azından bu genç hakemler bu anlamda kompleks yapmazlar diye düşünüyorum. Ama vara da mesela bu tarz bir hakem koyacaksın o zaman. Şimdi sen oraya Cüneyt Çakır'ı koyduğun zaman bu bu hakem onu hocası gibi görüyor. Doğru. Tamam üstü gibi görüyor. Doğru. O teğmen ben er böyle görüyor yani adam diyor ki şimdi ya ne olur ne olmaz bizim geleceğimiz etkilenir mi puanımız etkilenir mi düşünüyor bu. Zaten artık sadece hakem değil var hakemi de tartışmanın ayrı bir tabii. konusu. O da böyle daha şey olabilir daha yeni hakemlerden bir tanesi olabilir. Engin Bey bir düzeltme yapmış tabii hakemleri. Kendi hatırladığı ya da baktığı kadarıyla mı bilmiyorum. Siz de hatırlarsınız değil size söyleyeyim. Az önce bahsettiğiniz gol Uçen'in golüyle Uçen golü. 90... topu ayağının altından kaçıran Mecnur değil İlker Yağcıoğlu'ydu demiş. Ben ben net hatırlıyorum Mecnur diye. O ben zaman... orta, ortaya Emir Aşık yapmış yani, diye hatırlıyorum. Yani Mecnur'un ayağının altından kaçtı. O zaman İlker siz yanlış de. hatırlıyorsunuz <laughs> diyelim izleyicimiz Engin Bey'e. Şimdi bir Hatay'a gideceğiz. <laughs> Hatay'da bir ailenin bize sorusu var. Ailemizin ismi neydi? Evet, geliyor. İyi akşamlar, iyi geceler. Hatay'dan selamlar. Bu hafta büyük derbide sonuç ne olur merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Fenerbahçe taraftarı olarak Saklar, Saklar, saklar ailesi. ailesi. Teşekkür çok, ederim. Çok güzel. Selam gönderelim Hatay'a. Yani ben bilmiyorum tahmin skor tahmini genelde yapan ben bir adam değilim ya. ama hadi yapayım. Yani e, ee, bir diyeyim Beşiktaş'ın bir sürü öne geçeceği, Fenerbahçe'nin de ikinci yarıda belki gol bulacağı 1-1 biten bir derbi olur diye düşünüyorum. 1-1, 2-2 beraberlik ihtimali var ama bir taraf kazanırsa da 2-1 Fenerbahçe diyorum. İzleyicilerden de tahminler geliyor. Bir, e, Tugay Bey e, demiş ki derbide beraberlik kokuyor. 2-2 biter. E, i̇ki tane de kırmızı kart var. Biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş'tan demiş. E, kart çıkar mı? Ben çok yani öyle temposu o anlamda yüksek olacağını düşünmüyorum maçın. Yani böyle bizim sert oyun oyun izleyeceğimiz ya da şu, sürekli goller yapılan bir oyun izleyeceğimizi olalım. düşünmüyorum. Melike ben son güzel Galatasaray Fenerbahçe maçı hatırlamıyorum. Hatta hani şunu söyleyeyim ben bu sene Galatasaray yener dedim ama e, basın türbünde arkadaşlara da 10. dakikada bu maç 0-0 biter dedim. Anlıyorsun yani. O gerginlikten iki tarafta aman ben yenilmiyorum. Evet, evet. Kaybedilmemez kay üzerine. Fenerbahçe Beşiktaş maçlarında futbol biraz daha oynanıyor. Hı hı. Hani Galatasaray Fenerbahçe'ye kıyaslarsam, yani o yüzden çok sıfır sıfır bitmez gibi geliyor bana. Sergen hocanın da biraz oyun şablonu zaten çok defansif bir teknik adam değil. Abdullah Avcı'dan daha farklı bir profildi. Son yıllara baktığımızda var 0-0'lık maçları Fenerbahçe çok beşiktaş kötü Derbilerinde. De, evet, bir tane var. <laughs> Şenol Hoca dik advokat bak hemen <laughs> hazırladım. Hatta izlediğim en kötü tabii, derbi tabii. diyebilirim. Ee, şey de Kadıköy'deki Kadıköy'de. derbi. Tabii tabii, tabii Kadıköy. Ama Aziz şöyle... Yıldırım'la başkan çok kızmıştı hatta bir pozisyon olay olmuştu bayağı. Ee, Beşiktaş'ın o maçtan 3 gün sonra bir doğru hatırlıyorsam Kiev deplasmanı vardı. Bak doğru. burada yanılıyor olabilirim. Çok kritik bir maçtı. Yani gruptan Kiev'de. olabilir. Yani o 6 gollük maç olabilir. Olabilir. Yani Şenol Hoca öyle bir gitti Kadıköy'e diye hatırlıyorum. Yani yanılabilirim ama muhtemelen hafızamda öyle kalmış. 3 gün sonra çünkü önemli bir maç vardı. Ben de tribündeydim o 0-0'lık maçta. Allah'ım dedim böyle bayılacağım artık. O kadar kötü bir maçtı yani. Ama son zamanlarda doğru söylüyor Mehmet Özcan. Galatasaray'la Fenerbahçe'nin oynadığı derbilere göre biraz daha İnanılmaz. keyifli Melike, geçiyor. Melike onun bakmak gerek yani Galatasaray Fenerbahçe maçının çoğu beraber bitti ya. Ve sıfır 0, 0 genelde golle olmuyor. Ve çok gollü nadir yakalıyorsun yani. Yenilmemeye çalışmak. Çünkü Fenerbahçe'ye yenilmeyeyim, Galatasaray'a yenilmeyeyim anlayışı bunu getiriyor ama o 0 sıfırlık maç çok ekstra bir maçtı az önce senin de söylediğin Kadıköy'de. Yani 10 maçın 8'i böyle seyir zevkinden yenmeyecek maçlar oluyor Beşiktaş-Fenerbahçe maçları. Hatta ben şunu da söyleyeyim Melike. Bir yaz kampında Galatasaraylı futbolcusu, ben de aslında onunla sohbet ettiğimizde bundan sonra Kadıköy'de kolay kolay kaybetmeyiz dedi. Neye dayanarak söylüyorsun? Bizden daha çok tedirginler. Hani seri devam etsin mantığıyla hmm. oynadıkları için dedi. Maçı daha bir berabere kitlemeye çalışıyorlar. Yani iki taraflı oluyor. Ya beraber iter, ya Biz kazanırız Doğru. dedi ki. Nitekim geçen sene o seri son buldu. İzzet Bey bir anı hatırlatmış. Bir Fenerbahçe'li olarak Sergen'in çıkmadan önce frikik kullanmak için dönüp 90'a attığı maçı hatırlayınca bu maçtan çekinmiyor değilim demiş. Tabelada numarası görülmüştü diye de eklemiş. Evet, çok güzel maçtı. Alişan başkandı dakika 90'dı. Eski açık diye tabir edilen kaleye atmıştı Sergen Yalçın golü ama Sergen Yalçın'ın tek frikik golü o değil tabii Kadıköy'de. Recep'e de attı kariyerini evet, bitirdi Fenerbahçe kariyeri bitti evet. ondan. Volkan Demirel geçti o, o maçtan sonra kale. Ya çok güzel zamanlar ve çok güzel oyuncular izledik Erol Hoca'nın da bu arada Beşiktaş'a golünü hatırlıyorum ben. Sanki yine önde bir burnu kırılmıştı hatta kafayla hmm. gol atıp. On yani derbi performansı önemli. Herkes hatırlıyor şu. Işte. Bu aslında güzel bir şey bu anlamda derbiler. Oyuncular Tabii. için şans yani bir Erol, anlamda. Erol Hoca'ya dair benim hatırladığım en net büyük maç derbi diyebileceğimiz büyük maç o e, Aykut Hoca'ya arkadan asist. yaptığı sislerin içerisinde yaptığı asist şampiyonluğun geldiği 96 senesi. 96, 96. Evet, bir de bakalım taraftarları her iki takımında ne düşünüyor bu derbi öncesinde ee, klasiktir her zaman derbiler öncesi bir taraftara mikrofon uzatılır biz de sokağa çıktık hem Fenerbahçe hem Beşiktaş taraftarlarına derbi sorduk bakalım neler söylemişler.